Kripto piyasasında yükseliş momentumu görülüyor diyor. Buna bakacağız ve genel olarak şöyle durumu ele almaya çalışacağız. En son biliyorsunuz Jerome Powell konuştu. Jerome Powell'ın konuşmasının ardından piyasada hacimlenme ve güzel bir yükseliş trendinin oluşabileceği üstüne konuşmuştuk. Şu anda da olan şey tam olarak bu. Powell'ın konuşması tabii Powell'ın yaptığı konuşmayla biri hani birebir bir ya da Fed'in faizleri durdurmasıyla alakalı birebir bir olay yok ortada. İşte ne bileyim Powell şey yaptı, konuştu o işte falan. Aslında öyle değil. Powell zaten konuşacağı ve Fed faiz kararını vereceği için piyasa güven ortamını yakalayamamıştı kısa vadede. Öyle ki bir haftalık kapanış geldi. Aradan 2 gün geçti, aylık kapanış. Aradan gün geçti. Fed'in faiz kararı, bir de üstüne yok Jerome Powell açıklamalar yapacak falan tarzında bir olay olduğu için tabii ki piyasa tam bir trend hali yakalayamadı. Yoksa kırılıma aslında çok müsaitti. Dolayısıyla bu köstek oldu ama köstek aradan kalkmış oldu diyebiliriz. Şu an ne var? Şu anda yine son zamanların en yüksek hacimlerinden birini görüyoruz. Son zamanların en ciddi hacimlenmesi var diye de durumu ifade edebiliriz. Aynı zamanda tabii ki bir yükseliş trendi hakim. Öyle ki Powell'ın yaptığı konuşmanın ardından gelen 4 saatlik kapanışta bakın nokta atışı ne yapıyor? 34.600'lerden hemen nokta atışı bir destekle direkt olarak pump yapıyor ve şu anda da beraberinde biraz daha akümülatif seyreder gibi duruyor. Teknik yapıda biraz rötarlı olabilir. Çünkü pump yapmış olmasına rağmen aslında teknik bir FOMO yoktu ortada. 4 saatlikte EMA50 yataydı. Bakın şimdi hafiften tekrar yukarı yönlü hareketi sağlıyor. Saatlikte de aynı şekilde hafif bir yukarı yönlü gidişat var. Bu biraz daha yaklaşana kadar yani 36 bin dolar civarlarını kırana kadar dediğim gibi hafif bir rötar yaşanabilir. 36 binleri kırmasıyla daha hızlı hareketler yapacaktır. Yani şu anda önünde bir engel yok. Mevcut yükselişinde ortalama 40.500'lere kadar hatta 41.000 dolarlara kadar da iğnelemek suretiyle devam edeceğini düşünüyorum. Şu anda günlükte de üzerinde bir kapanış yapmış gördüğünüz gibi 34.600'lerin ve bu noktada oldukça pozitif bir seyir gösteriyor diyebiliriz. Piyasada herhangi bir problem yok. Tabii böyle bir pump'ın ardından uzun zaman sonra gördüğünüz üzere altcoin'lerde hafiften bir şok etkisi altcoin'lerde fiyatlayacaktır. Diyor ki piyasa değerine göre lider kripto para birimi Bitcoin bu ay yaklaşık %20'ye değer kazanarak Ocak ayından bu yana görülen en önemli tek aylık yüzde artışını kaydetti. Şimdi şunu da hatırlatayım. Yine gün içinde konuşuruz ama bazı tabii ki ekstrem önemli durumlarda hala bulunuyor. Mesela bugün ve yarın bazı veriler açıklanacak. Yine işsizlik olsun, ABD işsizlik, yine enflasyon verileri bir takım, bazı Fed üyeleri konuşacak. Bla bla bla. Yani açıklanacak bazı şeyler var. İkinci olarak da yine önemlidir. 17 Kasım tarihi, bakın 17 Kasım tarihinde öyle değil mi? Hashtags'in son tarihi var. Ama bu ilk son tarih. ETF'in ilk son tarihi. Hashtags'in kabul ihtimali bulunuyor. Ya da erteleme ihtimali bulunuyor. Dolayısıyla bu da önemli. Ben her ne kadar kabul edileceğini düşünmesem de ETF'in bu şekilde düşünenler var. O yüzden söylemek istedim. Ben zannetmiyorum bir onay geleceğini ama eğer gelirse çok daha öyle 40.500, 41.000 değil çok daha farklı diyeyim işler olabilir. Bu da önemli olacaktır. Zaten eğer onay vereceklerse bunu günler öncesinden yaparlar. Yani 10 Kasım, 11 Kasım, 15 Kasım. Ama 17 Kasım'a bırakmazlar. Zaten 17 Kasım'a bıraktılarsa bu noktada erteleyecekler anlamı taşır. Onunla alakalı da ufaktan bu şekilde bir tüyo vermiş olayım. Yani
Şu anda Kasım'ın aslında en önemli günü, farklı bir şey atlamadıysam, hashtags'in tarihi. Veri sağlayıcısı ByteTree'nin pazar genişliği göstergesine göre altcoin'ler de Bitcoin öncülüğünde kayda değer bir yükseliş gösterdi. Muhakkak altcoin'lerde neler yapıyor? Bakın mesela şöyle Ether'i gördüğümüzde yine bir sıçrama var. Şu an hafif bir geri çekilme var. Devam edecektir. Ortalama 2056'lara kadar sürer. Neyse gün içinde bunları daha bir konuşuruz. CryptoCompare tarafından desteklenen gösterge 5300'den fazla dijital para biriminin gerçek zamanlı verilerini takip ediyor ve tokenları elimlerine göre 1'den 5'e kadar bir ölçekte sınıflandırıyor. 5 puan coin'in güçlü bir yükseliş trendinde olduğu anlamına gelirken 0 puan güçlü bir düşüş trendini temsil ediyor diyor. Yani bu biraz RSI çakması şeyler tabii piyasada var, onu söyleyeyim. Yani bu tarz durumlar var. Bu arada dikkat, XRP'ye ben dikkat etmenizi öneririm. Çünkü XRP biraz sert hareket yapacağını düşünüyorum. Bugünden itibaren önümüzdeki günlerde bakın 60 sentten aldı, muhtemelen 70 sentlere kadar bırakmaz. Hatta dediğim gibi BTC'nin de desteğiyle bu noktada 90-94 sentlere kadar bile 70 senti kırıp devam edebilir. Belki sıfır atmaya, yani uzun zaman sonra 1 dolarlara kadar yükselebilir. 2023'ün içerisinde hala böyle bir ihtimal bulunmaktadır. Çünkü XRP epey bir zaman sonra ciddi bir trendi yakaladı ve bunu kolay kolay bırakacak gibi gözükmüyor. Benden söylemesi. O yüzden son rötuşlar yapılabilir. Yazının yazılma sırasında tokenların yalnızca %4-7'si güçlü bir düşüş trendi gösteriyor. Bu Bitcoin rallisine katılan kripto paralar sayesinde piyasa genişliğinin arttığı anlamına geliyor. Artan piyasa genişliği de yatırımcıların riski olan iştahını yansıtıyor ve yükseliş momentum daha sürdürülebilir olduğunu gösteriyor. ByTree'nin kurucusu Morris iki gelişmeye dikkat çekiyor. Yerlanmaya sadece 6 ay kaldı ve Fed'in yakında tekrar para basmaya başlaması gerekecek diyor. Doğrudur. Hem ETF'ler geliyor. Yakında Fed piyasanın lehine işler gerçekleştirecek. Aynı zamanda halving geliyor. Yani bomba gibi bir 2024 yılı, o kadar bomba ki daha gelmeden önce gördüğünüz gibi piyasayı yeşillendirmeye ve iyiliklerini göstermeye başlıyor bile. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.